Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani uzay geometrisinin 6. videosu kürenin 2. videosu. Yani uzay geometrisinin son videosundayız arkadaşlar. Evet pdf'e nasıl ulaşacaksın? Bir önceki videoda PDF indirdiysen eğer pdf'i tekrar indirmene gerek yok. Ya da indirmediysen şimdi videonun açıklama kısmına da linkini koyuyorum indir. Masanın üstüne koy Hazırsan dersimize başlayalım. Ali dondurmacıdan bir top dondurma alıyor. Küre şeklindeki dondurmanın çapı 26 birim. Yarı çapı kaç yapıyor o zaman? 13. Dondurmanın konulduğu külahın ABC kısmı ise dik konu biçimindedir. Evet şurası dik konu biçiminde. Koninin yarı çapı aynı zamanda şu dondurma külahı şöyle içine giriyor ya. Dondurmanın nesi oluyor? Kesti oluyor aynı zamanda burası. Dondurma biraz büyük olacak. Külahın AB çapı dondurmanın merkezinden 5 birim uzakta. Merkezi küre ya. E, küre olduğu için merkezi kürenin merkezi oluyor yani. Şurası 5 birim uzakta. Kürenin de yarı çapı zaten 13'tü. 5, 12, 13'ten buraya ne buluruz? 12 buluruz. A, C'ye 20 vermiş. E koni biçimde olduğu için burası da 20. Arkadaşlar hop koninin yüksekliği lazım bana. Çünkü koninin yüksek şeyi soruluyor bize. Nesi soruluyor? Hacmi soruluyor. Hocam 12, 20, 3, 4, 5'in 4 katından 16 yapar burası. O zaman hacim neye eşittir? P, R kare çarpı H. Yani 16. Bir de bölü 3 diyoruz. Şu 12, 3'ü de sadece 4 kaldı. O zaman bu kaç yaptı arkadaşlar? 64 mi yaptı? Yok şöyle şey yapalım. Evet 64 çarpı 12 yaptı. Pi çarpı 12 çarpı 64 yaptı arkadaşlar. Şimdi 12 ile de 64 çarpalım. 64 ile 12'ye çarpsan kaç yapıyor? 128 burası. 64 de burası. O zaman 780, 768 mi yapıyor? Evet. İşlem hatası yapmadıysak 768 pi olarak bulduk arkadaşlar. Bölü 3'ü de unutmadıysak sıkıntı yok. Evet örnek 13 bu çıktı. Geldik örnek 14'e. Yarı çapı 3 birim olan yarım küre şeklindeki kasenin içine taban merkezi kürenin merkeziyle çakışık, yüksekliği 2 birim ve AB çaplı üst yüzeyi yarım küreye teğet, e, yarım küreye teğet olan bir dik dairesel silindir biçimindeki bir bardak şeklindeki konuyu işte tam burası yarım küreye de teğetmiş buradaki noktası ve buradaki noktası. Buna göre kare bardak kare ile bardak arasında kalan bölgenin alanı, bölgenin hacmi nedir diye soruluyor. Kare değil küre demek istemiş herhalde burada. Evet şurası küre olacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bazen böyle yazımda hatalar oluyor. Neyse. Evet yarı çapı kaç birimde arkadaşlar kürenin? 3 birimde. Tamam en etkili silahımız yarı çap çizmek değil miydi? Evet. Yükseklik de zaten burada 2 verilmiş. Al sana yarı çap. Hop yarı çapı çizersek şöyle. Hocam burası 3. Aa ne çıktı? Şurada bir pisagor bağıntısı çıktı. Şurada silindirin yarı çapını bulabilir miyiz? Evet. R kare neye eşit? 3'ün karesi eksi 2'nin karesine mi eşit? Aynen öyle. 9'dan 4 çıktı 5. Yani R'ye biz böyle kök 5 buluruz. R kök 5 çıktı. Şimdi bizden küre ile bardak arasındaki şu küre ile yarım küre ile bardak arasındaki o hacim isteniyor. Hemen bulalım. Arkadaşlar 4 bölü 3 pi r küp. Yarı çapı kaçtı bunun? 3'tü. Pi r küp. Eksi silindirin hacmi. Pi kök 5'in karesi pi r kare çarpı h a eşittir. E şu üçlerden bir tanesi gitti. 2 kaldı. 3'ün karesi 9. 4 kere 9 36 pi eksi. 5 pi burası. Bir de 2 ile çarptım. 10 pi yaptı. O zaman burası da ne yapacak? Yanlış yaptık. Niye? Çünkü kürenin hacmi değil burası. Yarım kürenin hacmi olacak. Bir de bölü 2 demeliydik arkadaşlar burada. Bölü 2 olduğu için burası ne oldu? 18 pi oldu. Dikkat. Böyle hatalar yapmayın lütfen. Bazen ben yapıyorum ama siz yapmayın. Yarım kürenin olduğu için 4 bölü 3 pi re küpün yarısı olacak. Eksi pi r kare çarpı h. Bunu yazdık. O zaman cevapta kaç çıkıyor? 8 pi çıkıyor dostlar. Örnek 14 8 pi yaptı. Geldik örnek 15'e. Taban yarıçapı 4 birim yüksekliği 12 birim olan dik dairesel silindir içine hemen silindirimizi şöyle bir yazalım arkadaşlar. Gösterelim. Şekli çizelim ki sözel kısmı daha iyi bir şekilde anlayalım. Yarıçapı kaç demiş? 4 demiş. Ve yüksekliği de kaç demiş? 12 demiş. Evet. Dik dairesel içinde ne bulunuyor? 8 birim yüksekliğinde su bulunuyor arkadaşlar. Şöyle 8 birime kadar su bulunuyor. O zaman su bulunmayan kısmı nedir? 4'tür. İşte buradaki de su. Sonra ne diyor? Nehir bu silindirin içine 3 birim olan yarıçapı çapı 3 birim olan küre biçimindeki özdeş demir bileri tek tek atmaya başlıyor. Mesela bir tane küre attığım zaman ne olacak arkadaşlar? Şu kürenin hacmi kadar su yükselmeyecek mi? Evet. Kürenin hacmi ile yükselen suyun hacmi eşit olacak. Yani 4 bölü 3 pi r küp ne eşit olacak? Şuraya h dersem eğer o da yarı çapı kaç olan? 4 olan yüksekliği de h olan silindirin hacmi eşit olacak? Yani pi r kare çarpı h e eşit olacak. 4'lerden birer tanesi gitti. Pi'ler gitti. 3'lerden birer tanesi gitti. 2. Burası ne oldu? 9. Burası da 4 h oldu. 9 bölü 4 eşittir h oldu. H'ı ne bulduk? 9 bölü 4. Yani bizim bir tane küremiz 9 bölü 4'lük yükseklik kadar su çıkartıyor arkadaşlar burada. Sonra ne oluyor? Hocam bir tane daha atsak ne olur? Bir tane daha atınca hocam bir daha 9 bölü 4 olacak. Ama bak 9 bölü 4 artı 9 bölü 4 18 bölü 4 4'ten büyük değil mi? Evet o yüzden burada ben bir daha küre attığım zaman burayı doldurdu. Bir de V taşan oldu arkadaşlar burada. O zaman ben ne diyeceğim? Şuradaki kürenin hacmi bu arada şuradaki yüksekliği de bulalım. Bunun tamamı 4'tü. Yani 4'ten neyi çıkartacağız? 9 bölü 4'ü çıkartacağız. O da 7 bölü 4 çıktı. Şurası 7 bölü 4 oldu. O zaman ben bu küreyi attığım zaman şu kadarlık su yükseltti. Artı bir de V taşan mı var? Evet. Yani kürenin hacmi ne eşit? 4 bölü 3 pi r küp eşittir. Şuradaki silindirin hacmi yarı çapı 4 yüksekliği 7 bölü 4 pi r kare çarpı 7 bölü 4 çarp artı bir de V taşana eşit değil midir arkadaşlar? Çünkü hacmi kadar su yükseltiyor ya da Yükselen su burada bir de taşan su ikisinin toplamına eşit olmak zorunda. Gerçekten güzel bir soru. Ee, buradan ne oluyor arkadaşlar? 3'ler gitti 2 kaldı 3'ün karesi 9 burası 4 kere 9 36 pi yaptı eşittir. 4'ler gitti 28 pi yaptı burası artı bir de V taşan var. O zaman V taşan da neye eşit oldu? 36'dan 28 çıkınca 8 pi yaptı. Evet gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Böyle sorularla da uğraşacaksınız. Böyle soruları da anlamaya çalışın şekli çizdiğiniz zaman olay bitiyor. Daha öncesinde biz su taşırma ile ilgili sorular yani su kaldırımı ile ilgili zaten sorular daha öncesinde 10. sınıfta falan da gördük zaten. Tam batıyorsa cisim hacmi kadar su yükseltir arkadaşlar. Bunu da sakın ama sakın unutma. Evet örnek 15 böylelikle 8 bir geldik örnek 16'ya. Gençler yukarıdaki şekilde yüksekliği 18 birim olan ve taban çapı 25 birim olan dik dairesel silindirin tabanlarına ve birbirine teğet olacak şekilde 2 küre, küre yerleştiriliyor. Taban çapını kaç vermiş arkadaşlar? Taban çapını 25 vermiş. Tamam burası 25. Sonra mavi kürenin yarıçapı 12 birim olduğuna göre. Arkadaşlar küre sorularında nasıl bir hamle yapacağız diyorduk hep. Tabi şurada şöyle yapalım. Ve bize ne demişti arkadaşlar? Bu küreler zeminlere böyle teğet. Bak okuyacak olursan anlarsın zaten tekrardan. Tabanlarına ee, tabanlarına teğet. Bak şu tabana teğet. Bu da tavan. Tavana teğet. Ee, küreler var burada. E o zaman bu tavana da T ise şuradaki değer nokta yani tam buradan geçiyor arkadaşlar. Yani nasıl çizsem ben onu? Şöyle çizsem daha güzel olacak. Yani şöyle arkadaşlar. Aha, şu yarıçap böyle. Buraya teğet olacak arkadaşlar böyle. Şunun merkezi burada. Bunun merkezi burada. Çember sorularında ne yap? Ya küre sorularında ne yapın diyordum size. Aynen. Çember gibi düşünün demiştim. Hadi bakalım çember gibi düşünelim. Çemberler birini deyince merkezleri birleştir. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkezi varsa teğet varsa çektik. T çektik teğet çektik hemen yazdık bunları hocam yazınca bunları şöyle 90 derece 90 derece şunun yarı çapı r r r arkadaş bunun yarı 12 vermişti e, burası da 12 burası da 12 burası da 12 burası da 12 tamamı 25'ti e, bu uzunluğu kullanmam gerekiyor dik üçgene karşılık getirmem gerekiyor 90'lar çok fazla şöyle şurada dik üçgen oluşturabilirim arkadaşlar zaten burası da r e, bunun tamamı kaç hocam burası 12 ise buraya 13 kaldı ya 13 kaldıysa buraya da 13 eksi r kaldı e hocam şuraya bakacağım. 12 ise burası. Burası da 12. Yüksekliğini vermiş miydi bize? Yüksekliğini de 18 vermişti. Burası da R ya. O zaman 18 olduğuna göre buraya da 6 eksi R mi kaldı? 18 yapması için evet. Burası da 6 eksi R. Al sana Pisagor. Yani diyeceksin ki 12 artı R'nin karesi eşittir. 6 eksi R'nin karesi artı 13 eksi R'nin karesi diyeceksin. Ve burada işlem işlem işlemle R'ye ulaşacaksın. Ben burada istediğim acaba Şurada 6 ekstra e, alttan küçük büyük ihtimalle 5 12 13 üçgeni mi diye düşünüyorum ben burada. Hocam R yerine 1 yazarsam eğer R yerine 1 yazdığımda burası 5 oldu. R yerine 1 yazdığımda burası 12 oldu. R yerine 1 yazdığımda burası da 13 oldu. Evet hissettim kardeşim ama sen burada aç. Okuldaki sınavında sen burada aç çarpanları ayırmadan bul burayı. Ama ben ne yaptım hissettim. Burası alttan küçük ya. Büyük ihtimal 5, 12, 13'tür. Değil mi? E burası da 12'den büyük falan filan. Burası da 13'ten küçük. Evet çıktı. R'yi 1 bulduk. Sarı silindirin yarı çapı kaç birimdir diye soruluyor. Cevapta böylelikle 1 çıktı arkadaşlar. Örnek 16 1 çıktı geldik. Örnek 17. O merkezi yarım küre içine yerleştirilen 3 birim yarı çaplı küre biçimindeki demir bilyenin konumu şekil 1'de göstermiştir. Tam burada teğet. Arkadaşlar çemberler birbirine değince merkezleri birleştir. Şöyle merkezleri birleştirince tam değme noktasından geçiyordu. Tamam yarı çapı yarım kürenin içine yerleştirilen 3 biri, birim yarı çatlı. O zaman büyük kürenin yarıçapı kaç oldu? 6 mı oldu? Evet. Şimdi bunun içine de su doldurulmuş suyun hacmi nedir diye soruluyor. Yarım kürenin hacminden neyi çıkartacağım? Yarıçapı çapı 3 olan kürenin hacmini çıkartacağım. Bunun yarıçapı kaç? 6. Evet 4 bölü 3 pi r kübü ama yarısından yarım kürenin hacminden şu küreyi çıkartacağım. 4 bölü 3 pi r küpü çıkartacağız arkadaşlar. Geri kalanı işlem. Hadi işlemimizi yapalım bakalım. Hadi bakalım sadeleştirelim. Şurası 2 çıktı. Ee, burası 3 ile ee, bu 6'nın karesi kalsın. Bir tane 6 altı şurada. 6 ile 3 sadeleşince de 2 kaldı burada. O zaman burası 2 kere 2 4. 36 ile de 4 çarpınca 144 yapıyor. 144 pi. İşlem hatası yaparsam açıklamalarda uyarın arkadaşlar. Birer tane 3 üç gitti. 3'ün karesi kaldı. Burası da 36 pi yaptı. O zaman buradan da kaç geliyor? 108 pi mi geliyor? 144'ten 36 çıkartınca evet 108 pi geldi. Yani örnek 17'yi 108 pi bulduk arkadaşlar. Geldik örnek 18'e. Yarı çapı 3 birim olan yarım küre biçimindeki tahta parçasının hemen yarım küreyi çiziyorum. Bak şöyle bir yarım küreyi çizdim. Bir tahta parçası yarım küre. Tamam Yarı çapı da kaç birimmiş? 3 birim olarak verilmiş bana. Tamam. Yarım küre biçimindeki tahta parçasının daire biçimindeki Düz yüzeyi ne tabanı bu yüzeyle tam olarak çakışa, çakışan ve hacmi yarım kürenin hacmine eşit olan dik dairesel koni şeklinde bir tahta parçası takılıyor. Evet buna bir koni takacakmışım. Bu tabanla tam çakışacak şekilde böyle olacakmış bu. Buna göre takılan bu parçanın tepe noktasının küre biçimindeki tahtanın yüzeyine olan e, uzaklığı en çok kaçtır diye soruluyor. Uzaklığı da bu arkadaşlar. Bu arada bunların hacimine eşit mi diyor? Evet. Yarım kürenin hacmi ile koninin hacmi birbirine eşit. O zaman 4 bölü 3 pi r kübün yarısı yarım kürenin hacmi. Şuraya da h diyecek olursam. Pi r kare çarpı h bölü 3'e mi eşittir arkadaşlar? Koninin hacmi de taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. E o zaman buradan ne geldi arkadaşlar? E hocam burada da her iki tarafta da bölü 3'ler gitti mi? Gitti. Şuradaki sadeleşti. Hocam 3'ün karesi ile 3'ün karesi gitti. Burada 3 üzeri 1 kaldı. O zaman piler de sadeleşti burada. Burada 2 kere 3 6 yaptı burası. Burada da aç kaldı. 6 eşittir aç yaptı. Haşı buradan 6 bulduk. Zaten benden ne isteniyor? Takılan bu parçanın tepe noktasının küre biçimindeki tahta yüzeyine olan uzaklığı en çok kaç birimdir diye soruluyor. Bak. Bak bizden 6 istenmiyor. Dikkat et. Şuradaki yüzeye olan uzaklığı istenmiyor. Buradaki yüzeye bir sürü uzaklık var. İşte şu var, şu var, şu var, şu var, şu var, şu var. Ama bizden en fazla isteniyor. Buradan bu yüzeye çizilen en fazla uzaklık hop şu değil midir arkadaşlar? Yani bizden şuradaki uzunluk isteniyor arkadaşlar. Burası 90 derece ya. Pisagor 3 6 ise burası da kaç olacaktır? 3 kök 5 olacaktır. Yani cevap böylelikle 3 kök 5 bulduk arkadaşlar. Soruyu da dikkatli okumak lazım. Hemen yüksekliği 6 bulduk diye cevap 6 değil. Çünkü bu tepe noktasının bu yüzeye tekrar söylüyorum. Şuradaki yüzeye en fazla uzaklığı nedir? ya buradaki uzaklıktır ya da buradaki uzaklıktır. Ya da şuradan şuraya çizilen uzaklıktır. Aynısıdır zaten bunlarda. Şöyle bu daireye olan uzakları tepe noktasının hep aynı değil midir arkadaşlar? Evet. İşte bizden bu 3 kök 5 isteniyor. Örnek 18 3 kök 5 çıktı geldik örnek 19'a. Evet çember sorusu diye hep söyledim arkadaşlar. E burada çemberler birbirine değiyor. Çemberler birbirine diyor. Merkezleri birleştirir. Birleştirdik. Hocam merkez var teğet var çektik. Merkez var teğet var çektik. Hocam şu yarı çap uzunluğu bu da yarı çap uzunluğu. Burada bir dikdörtgen çıktı. Niye? Hocam şu uzunluklar birbirine eşit ve bunlar paralelse paralel kenar oldu. Hatta 90 olduğu için dikdörtgen mi oldu bunlar? Evet. Burası R, burası R, burası da 2R oldu. Yani bunlar da RR R mi oldu arkadaşlar? Aynen öyle. Yalnız burada şu merkezli küreyle ile bu da çember de birbirine teğet. Çemberler birbirine teğet olunca hop merkezleri birleştir yapıyorduk. Hocam burası R. Hocam burası da R, R ise burası da R kökü değil mi? Evet. Şimdi o merkezli yarım kürenin yarıçapı kaç birimdir diye soruluyor. Tamam, e burada şekildeki o merkezli kürenin içerisine 2 adet birim küp arkadaşlar birim küp değil birim küre olacak burada birim küre birim küre demek ne demek arkadaşlar birim küre demek yarıçapı bir birim olan küre demek yani buradaki yarıçap neymiş birmiş e, burası birse şurası da bir burası da birse o zaman burası da bir birse burası da kök kim oldu evet. O merkezde yarım kürenin yarı çapı oldu o zaman? Hocam kök 2 artı 1 mi yaptı? Evet yarı çapımız kök 2 artı 1'e eşit oldu dostlar. Evet ben de hiçbir uzunluk yok diyordum ama sorunun içerisinde vermiş birim küp değil de birim küre yanlış yazılmış burası. Düzeltilir pdf'de düzeltilir merak etmeyin. Şurası birim küre arkadaşlar. Birim küre ne demek? Yarı çapı bir birim olan küre demek. Örnek 19 ne çıktı? Kök 2 artı 1 çıktı arkadaşlar. Güzel soru. Geldik örnek 20'ye. O merkezli yarım küre biçimdeki şeftalinin aynı merkezli AB çaplı küre biçimde bir çekirdek görülmektedir. Evet şöyle. Çekirdeğin neresi görülüyor? görülüyor? Yarısı görülüyor. Şeftalinin de yarısı var arkadaşlar elimizde. Şeftalinin çapı 4 birim. O zaman şeftalinin yarı çapı kaç? 2 birim. Bunun yarı çapına da R birim diyelim. Çekirdeksiz yüzey alanı. Arkadaşlar çekirdeksiz yüzey alanı burası mı? Yani 4 pi R karenin yarısı mı? Evet değil. Çünkü çekirdeksiz yüzey aynı zamanda şurası da değil mi dostlar? Evet burada da bir yüzey var. Onda ne yapacağım? Büyük dairenin alanından şuradaki dairenin alanını çıkartacağım. Yani yarı çapı 2 olandan yarı çapı r olanı çıkartacağım. Yani pi 2'nin karesi eksi pi r kare. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? Bak çekirdeksiz yüzey kırmızı artı mavi yaptı. Bu da 47 pi bölü 4 eşitmiş. Şimdi şunlar sadeleşti. 4 kere 2 8. 8 pi burası. Artı 4 pi burası 12 pi yaptı. Burası 12 pi. Sonra eksi pi r kare. Eksi pi r kareyi öbür tarafa atalım. 47 pi bölü 4'ü de buraya atalım. eksi yani, 47 pi bölü 4. 47 pi bölü 4 eşittir ne yaptı? Pi r kare yaptı. Hocam 4 ile bunun çarptığında 48. 48'den 47 çıkınca 1 kaldı. Yani pi bölü 4 eşittir pi r kare yaptı. Hocam r kare 1 bölü 4 ise r'yi de buradan ne buluruz? 1 bölü 2 olarak buluruz. Evet yarıçap 1 bölü 2 çıktı. Benden ne isteniyor? Çekirdeğin hacmi. Hocam çekirdeğin hacmi derken şu görünen kısmını mı? Hayır çekirdeğin diyor. İçinde de çekirdek yok mu bunun böyle? Evet çekirdeğin hacmi diyor. Yani yarım küre demiyor bize arkadaşlar. O çekirdek bir küre şeklinde ya. Evet yarım küre biçimindeki. Evet AB çaplı küre biçiminde çekirdek görünmektedir. Çekirdeğin hacmi derken tüm içindekini de hacmini alacağız yani. Tamam mı? Yoksa bu çekirdeğin görünen kısmının hacmi diye de sorulabilirdi arkadaşlar. Burada e, çekirdeğin hacmi soruluyor bize o zaman. Hacim nedir? 4 bölü 3 pi r küp olacaktır arkadaşlar. Yoksa yarım kürenin hacmi diye derdik. Görünen yüzeyin hacmi olmuş olsaydı der. Evet buradan hacim ne geliyor arkadaşlar? 4 bölü 3 pi 1 bölü 8 mi yaptı? Şunlar sadeleşti. Burada 2 kaldı. Yukarıda 1 çarpı pi yani pi yaptı yukarısı. Aşağısı da kaç yaptı arkadaşlar? Şu aşağıya yazayım gözükmüyor galiba. Hacimi de böylelikle pi bölü 3 kere 2 6 şeklinde bulduk. Eğer yarısı sormuş olsaydı pi bölü 12 derdik. Bu arada biz burada çekirdeği tanımlarken şey diye tanımlamış mıyız? Aynı merkezde AB çaplı küre biçimindeki çekirdek. Evet AB çaplı küre biçimindeki çekirdek demiş. O zaman bu da kürenin yarısı olduğu belli. Ama AB çaplı çekirdek olduğu için çekirdeğin de hacmi sorulduğu için cevap pi bölü 6 oldu. Güzel bir soru. Evet geldik örnek 21'e. Buket kızı Asya ile kar yağmasını fırsat bilip kardan kartan <laughs> kardan adam yapıyor. Yarıçapları 2, 3, 4 ile orantılı olacak şekilde 3 tane küre şeklindeki kar topu üst üste koyarak kardan adam yapıyor. Evet yarıçapı 2, 3, 4. Hocam dörtlük burada olsun. Sonra üçlük burada olsun. Sonra burada da şöyle. o güzel bir kardan adam oldu ha. Neyse kardan adamın en tepesindeki nokta ile zemine değdiği nokta 90 santimetreymiş. Arkadaşlar 2, 3, 4 ya çemberler birbirine değince merkezleri birleştirmiyor muyuz? Evet Yarı çapları da 2, 3, 4 ile orantılı. Yani bunun yarı çapı kaç arkadaşlar? Şurası 3K. Burası 2K. Burası da 2K. Burası da yok. 2, 3, 4. Şurası 4K olacak. Burası ne olacak arkadaşlar? 3K. O zaman burası da 3K. Burası da 2K mı oldu? Evet. Şimdi bana diyor ki şuradan zemine kadar olan uzaklık 90 cm diyor. Kardan adamın en tepesinden zemine kadar olan uzaklık. Hocam burası da 2K. Burası da 4K diyemiş öyle. şöyle Evet. Yani 8 6 daha 8 6 daha 14 burada da bir daha 2K var 4 daha 18 18K 18K'yı bize kaç vermiş 90 vermiş K'yı da böylelikle 5 buluruz ortadaki kar, 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 topunun hacmi nedir diye soruluyor ortadaki kar topunun hacmi ne çıktı arkadaşlar K yerine 5 yazarsak yarı çapı 3K ya e, K yerine 5 yazdık ya 15 işte bunun hacmi isteniyor yani 4 bölü 3 pi 15'in küpü isteniyor arkadaşlar bizden. Valla 15'in küpünü bulacağız. Yapacak bir şey yok. Ama bu 15'in küpünü de şöyle yazsak. 15 çarpı 15 çarpı 15 şeklinde yazsak. Daha güzel olmaz mı? Olur. Hocam şurası ne oldu? 5 oldu. Değil mi? Evet. Şimdi 5 kere 4 20. Bak pi çarpı 20 çarpı 15 ile 15'i çarpı da 225 değil mi? Evet. Sen bunu 2 ile çarpsan ne yapıyor? 2 ile çarptığın zaman şurası 450 yapıyor galiba. Bir de burada 2 ile çarptın. 20 ile çarpacaksın. Bir de 10 ile çarpacaksın. Yani 4500 pi olarak buluruz cevabı arkadaşlar. Evet örnek 21. 4500 pi çıktı. Geldik örnek 22'ye. Yani son soruya arkadaşlar. İpek yarı çaplara eşit olan küre silindir ve koniden oluşan bir roket maketi yapmıştır. Kürenin yarı çapı 6 birim. İşte burası. Silindirin yüksekliği 12 birim. İşte burası. Roketin tam yüksekliği ise 26. Tam burası da 26. Arkadaş şuna dikkat et. Şuradaki küreden yarıçaptan dolayı burası 6 değil mi? Evet. Burası 6 olduğu için. Şuraya kıtısı da zaten 12 olduğu için. Toplam 18 yaptı burası. E 26'dan 18 çıkartınca. Hop koninin yüksekliğini de 8 olarak bulduk mu? Bulduk. Bu roket maketinin yüzey alanı nedir diye soruluyor. Yüzey alanı hocam nedir? Koninin yan alanı var. Taban alanı yok. Bitişik onlar çünkü. Koninin yan alanı. Burası 6. 6, 8. Ondan piril pi çarpı r çarpı l. Koninin yan alanını yazdık. Artı silindirin yan alanı var. Taban alanları yok. Onlar yap yapışık çünkü. Silindirin yan alanında taban çevresi çarpı yükseklik değil mi? Evet taban çevresi yarı çap altı olduğu için 2 pi r çarpı yüksekliğimiz de zaten 12. Silindirin yan alanında bu. Artı kürenin de yarım yüzeyin alanı. Hocam burası var mı? Yok. Bu içeride kaldığı için yok. O zaman kürenin de tüm alanı 4 pi r kare ama yarısı olduğu için bölü 2 diyeceğiz. İşte cevap bu yapar. Yani 60 pi artı burası 144 pi yaptı. Artı burası da arkadaşlar şunlar sadeleşti. 2 36 çarpı 2'den 72 pi yaptı. Bunları toplayacağız işte. Şu e, 204 yaptı. Sen 204 ile 72'yi toplarsan da 276 pi yapıyor. Valla İşlem hatası yaparsam kusura bakmayın o kadarcık hatalar oluyor arkadaşlar. Cevap böylelikle 276 pi oldu mu? Oldu. Ve olayı hallettik mi hallettik. Yalnız daha ben olayı bitirmedim. Aklıma şimdi mesela bu soruyu gördükten sonra son soru olduğunu görünce acaba eksik bir soru var mı diye böyle kafamda soruyu çözerken tasarladım. Var. Nasıl var? Mesela arkadaşlar ben size şöyle bir soru sorabilirim. Nasıl bir soru sorabilirim? Şunun çözümünü yukarı atayım. Şöyle bir soru gelse ne yaparsınız? Çözümü bakın arkadaşlar burada. Tamam mı? Şöyle şurada. Görünüyordur inşallah. Evet. Görünüyor neyse. Arkadaşlar ben size şöyle bir soru sorabilirim. Bir kuş zeminde. Tamam mı? Bir kuş zeminde. Ayağına ne bağlanıyor? 6 birim uzunluğunda. Kuşumuz da burada arkadaşlar. Şöyle kanatları da var. Ayağına 6 birim uzunluğunda ne bağlansın? Bir ip bağlasın. Kuşun uçabileceği gidebileceği, yürüyebileceği yerin hacmi nedir diye sorarlar. Mesela. Hocam aslında bu nedir? 6 birim uzunluğunda ya 6 birim böyle gider. Zeminde 6 birimlik bir daire mi oluşur? Evet. Zeminde 6 birimlik bir daire oluşur hocam. Şöyle zeminde 6 birimlik bir daire oluşur. E, bizim kuşumuz yukarı doğru da uçmuyor mu? Hocam yukarı doğru da 6 birimlik böyle uçacak. Şöyle 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 şöyle. Yani ne oluşuyor o zaman arkadaşlar böyle? Yukarı doğru da 6 birimlik uçacağı için yarım küre oluşuyor. Zeminin altına inebilir mi? Hayır. İnemeyeceği için ne olacak arkadaşlar? Yarım kürenin hacmi sorulmuş oluyor. 4 bölü 3 pi r küpün nesi soruluyor bize? Yarısı soruluyor. Ya da başka nasıl bir soru sorabilirim sana? Bak dikkat dikkat dikkat. Dikkat dikkat dikkat. Dikkat, dikkat lütfen dikkat. Bir odanın içerisine <laughs> şöyle ctrl -C, ctrl v yapayım. Bir e, küp şeklindeki bir odanın içerisine tamam mı? Şöyle küp şeklindeki bir odanın içerisine ben kuşu bağlasam. Kuşun yine 6 birim uzunluğunda olsun. Burası da alttan büyük olsun tamam mı? Atıyorum alttan büyük. Olduğu söylersin. Bizim kuşun uçabileceği yer sorsam sana. Bu sefer ne dersin? Dikkat. Hocam bizim kuşumuz ne yapar? Şöyle 6 birim buraya gelir. 6 birim 6 birim 6 birim yüzeyde böyle. 6 birimlik bir şey yapar. Yani içeride ya bu. İçeride olduğu için 6 birimlik şöyle 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 bir daire dilimi yapardım arkadaşlar? Evet. E bu kuş yukarıda uçacak. 6 birimlik böyle. Hop şöyle. Hop şöyle. Ne oluştu? Kaçta kaçlık oluştu? Hocam 90 derece döneceği için yani kürenin kaçta kaçlığı oluştu? Şöyle diyebilirsiniz. Kürenin 90 bölü 360'lı oluştu diye bir hata yapabilirsiniz. Kürenin kaçta kaçı biliyor musunuz bu? 4'te 1'i değil 8'de 1'i. Niye? Hocam bu kuş zeminde olduğu için aşağıya uçamıyor zaten. Yukarı uçacak. Yukarı uçacağı zaman da yarım küre oluşmuyor muydu? Evet. E yukarı uçacağı zaman yarım küre oluşuyordu. E ben yarım küre oluşturdu. Böyle tam döndürsem yarım küre oluşuyor ya. 90 döndürdüğüm zaman da yarım kürenin nesi oluşacak? 1 bölü 4 Yani 90 bölü. Yani 4 bölü 3 pi r küpün yarısının nesi? 90 derece döndürdüğüm için. 90 bölü 360'ı ya da 1 bölü 2'sinin 1 bölü 4'ü. Yani bu 8'lik 1 bölü 8'lik bir küre yapıyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet küre yüzeyi yapacak. Böyle bir soruyla da karşılaşabilirsiniz. Ya da başka mesela daha ilginç bir soru, ne yapabilirim mesela? Daha ilginç bir soru. Nasıl bir soru paylaşabilirim sizinle? Şöyle şuraya paylaşayım isterseniz. Arkadaşlar, uzayda bir doğru parçasına, yani şu kaleme uzayda kaleme 3 birim uzaklığındaki noktaların geometrik yerinin bulunduğu kısmın hacmi nedir diye sorulur mesela. 3 birim uzaklıkta Hocam 3 birim uzatlık şöyle olabilir. Bu kaleme böyle olabilir. Böyle olabilir. Böyle olabilir. Yani aşağı doğru da olabilir. Aşağı doğru da aşağı doğru da şu şekilde de olabilir. Ama bu çapraz da gidiyor değil mi? Yukarı doğru 3'er birim. Aşağı doğru 3'er birim. Çapraz da 3'er birim. Yani şöyle bir silindir belirtmez lazım arkadaşlar. Evet. Yani ne belirtti? Hocam 3 birimlik yarı çapı 3 birim olan ne belirtti? Bir silindiri belirtti. Tabi bu doğru parçasının uzunluğunu da atıyorum 10 olsun. Tamam mı? E 3 birim uzundaki noktaların geometrik yeri sadece bir silindir mi yaptı? Hayır. Bir de şu var. Tam bu uca 3 birim ya. Bu uçtan da böyle 3 birimlik böyle gitmez mi? Gider. Yani bu uçta da şöyle bir yarım küre. Bu uçta da bir yarım küre. Yani şu kaleme 3 birim uzaklığındaki noktaların geometrik yeri bir silindir yapıyor. 2 tane de yarım küre yapıyor arkadaşlar. İşte böyle bir soruyla da karşılaşabilirsiniz. Yani iki yarım kürenin hacimlerini toplayacaksın. Bir de ee, yarı çapı 3 yüksekliği 10 olan bir silindirin Nacmini toplarsın olayı bitirirsin. Evet gençler başka aklıma gelen bir soru tipi var mı? Yok her soru tipini yaptık herhalde. Valla böylelikle küreyi bitirdik. Uzay geometriyi bitirdik. Ve her şeyi bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Gençler hakkınızı helal edin. Elimden geldiğince size bir şeyler anlatmaya çalıştım. Evet bayağı bir video oldu. Uzay geometrisinden toplamda 6 video ile bu işi hallettik. Bir de bunun daha öncesi de vardı biliyorsunuz. Daha öncesinde de çember daire de vardı. Çember daire de şimdi kaç tane yaptığımı da bilmiyorum. İkinci dönem full beraberdik. Sizinle beraberdik. Ee, elimden geldiğince hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bakın bugün geldi pdf elime. Çünkü bunun yazım süreci var bilmem nesi var şu var bu var. Bugün geldi bir gün içerisinde de ben bu videoları bitirdim arkadaşlar. Yani 6 videoyu bir gün içerisinde paramparça oldum ama bitirdim. Ee, çünkü sınavı olanlar var. Pazartesi sınavı olanlar var. Ee, bu kürenin 5. videosunu yani uzay gömtesinin 5. videosunu 11.20'de attım. Şimdi büyük ihtimalle 12 küsürde atacağım. Ee, önemli değil. Yorumlardan öyle hissettim. Hemen istiyorsunuz sabaha da beklemeyeceğim. Ben izlenme derdinde olan biri değilim sadece elinden geldiğince size yardımcı olan birisiyim. Ee, elinden geldiğince de burada uzay geometriyi de size aktarmaya çalıştım. Ee, i̇nşallah faydamız dokunmuştur. Sınavınızda da olayın mantığını lütfen ama lütfen iyi bir şekilde anlayın. Hep böyle mantığını vererek işte işte formül bu, işte formül bu, işte buna göre bu formülü ile işlem yapın demedik. Ne dedik? Tamam kürede dedik ama e, hep böyle bir mantık yorumları da hep söyledik zaten. Ee, özellikle silindirde, konide ne dedik? İşte pi r kare çarpı h diye formülü ezberleme. Taban alan çarpı yükseklik şeklinde ezberle diye söyledik mesela. Tamam. Ee, böylelikle bir ufak tefek ben nasıl öğrendiysem size de öğretmeye çalıştım. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalıştım. Ve inşallah faydamız dokunur. İnşallah sınavda iyi şeyler yaparsınız. İnşallah burada anlattığım şeyler aklınızda kalır. TYT'ye çalışırken ekstradan bu konuları çalışmak zorunda kalmazsınız. Evet gençler benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Ne zaman görüşeceğiz? İş burada bitiyor mu? Bitmiyor. TYT, AYT çalışmalarına da tam anlamıyla başlamamız lazım. Sınavlarınız geçsin. Bu konuyu sizinle de konuşacağız. Önümüzdeki sene TYT, AYT'ye de çok güzel bir şekilde TYT, AYT kampı yapıp beraber yazdan itibaren başlayacaksın ama. Yaz tatili yok. Daha tatilini de yaparaktan aynı zamanda tatil bölgesinde de çalışabilirsin. Özellikle geometriye en baştan yazdan başlamak ya yani yazın çalışmaya başlaman çok önemli. Birlikte başlayacağız inşallah. Neyse çok konuştum. Görüşürüz arkadaşlar. Evet bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.